Mehmet Hacet Maksat Türkiye'nin büyük yürüyüşünün önünü kesmek Önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, arkasından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve en nihayet 1 Ekim'de Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kitabın ortasından bir konuşmayla Türkiye'ye dönük yeni bir beka tehdidinin adını koydular. Erdoğan'ın, İsrail'in, Filistin ve Lübnan'dan sonra Anadolu topraklarına gözünü dikeceğini söylemesi başlı başına bir uyarı niteliğinde. Türkiye özellikle savunma sanayi ve enerji gibi alanlarda 15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesinden sonra ivmelenen önemli bir atak halinde. İnsansız savaş araçları teknolojisinde dünya lideri tabirini hak eden bir seviyeye ulaştık. Çarşamba akşamı Kanal 7 Ülke TV ortak yayınında Hasan Öztürk ile birlikte ağırladığımız Selçuk Bayraktar, Baykar'ın kendi alanında dünyada bir numara olduğundan söz etti. Öbür tarafta Amerika, Çin ve Rusya dışında dördüncü bir ülkenin yapamadığı beşinci nesil savaş uçağı Kaan teknolojisi bile yakalanmış durumda. Balistik füzelerin deneme atışları yapılıyor. Hava savunma sistemi anlamında çelik kubbe sistemi için uzun menzilli füzelerin de envantere girmesi hedefiyle kararlı bir yürüyüş sergileniyor. Evet ama bütün bu hedeflere ulaşmak için şu an çayın tam ortasında bir yerlerde olduğumuzun da bilincinde olmalıyız. Yani bütün bu sistemlerin net bir caydırıcılık üretmesi için Türkiye'nin bu yolculuğuna kararlı bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Selçuk Bayraktar'ın bizim yayında söylediklerinden bazı alıntılar yapmak isterim bu noktada. Sadece hava savunma sistemleri değil, uzun menzilli balistik füzelerde lazım. Öncelikle caydırıcılık anlamında Selçuk Bayraktar'ın hava savunma sisteminin ötesinde asıl uzun menzilli balistik füzelere sahip olma gereğine değinen sözlerini aktarayım. Yayın sırasında kendisine Türkiye dışarıdan kendisine yan gözle bakılamayacak bir ülke haline gelmesi ne kadar sürer şeklinde bir soru yönelttiğimde şunları söyledi Bayraktar. Düşünün ki karşıdan size bir mermi geliyor. Siz onu vurmaya çalışıyorsunuz. Çok zor. Hele manevra yapan bir mermi ise daha zor. Dolayısıyla sadece hava savunma silahları açısından değil, uzun menzilli balistik füzeler asıl caydırıcı unsurlar. Çünkü karşı taraf bunu bildiğinde bu kadar kolay atmayacaktır. İran İsrail'in dokunulmazlığı ve saldırılamazlığı tezine bu defa ciddi bir darbe vurdu. Bayraktar'ın bu tezinin ne kadar kıymet arz ettiğine bir örnek olarak İran'ın 180 civarı füzeyi İsrail'e göndermesi ve sürü halinde giden bu füzelerin 1500 kilometre yol kat edip önemli bir bölümünün hedefine ulaşması gösterilebilir. İsrail sansür uygulayarak bunu saklıyor ama İran füzelerin Nisan ayında drone füze saldırılarının aksine hedefini buldu ve İsrail'in canını yaktı. Son gelişmelere binaen ortaya çıkan dokunulamaz, ulaşılamaz, saldırılamaz algısını bozdu bu saldırı. Bu arada İsrail-İran gerilimi çatışmasının ötesinde içinde Amerika seçimlerini etkileme amacı taşıyan daha başka akılların devrede olduğuna dair değerlendirmeler de dinliyoruz. İsrail'in yerine Amerika'yı, İran'ın yerine Rusya'yı koyup öyle bakın meseleye türünden değerlendirmeler bunlar. İran'ın misillemesinin arkasında bir Rus aklının olması, bir ay sonra yapılacak seçimlerde Trump lehine bir atmosfer oluşturması bakımından mümkün görünüyor. Buradan tekrar Selçuk Bayraktar'ın değerlendirmelerine dönelim. Bayraktar Çelik Kubbe hava savunma sisteminin İsrail'in kullandığı Demir Kubbe'ye göre daha yeni nesil, modern bir sistem olduğunu söylüyor. Milli silahlarımızı geliştirdik ve kademe kademe geliştirmeye devam ediyoruz diyen Bayraktar ama dedikten sonra ekliyor. Henüz bunların büyük kısmını sahada kullanmaya başlamadık. Türkiye havacılıkta da hava savunma sistemlerinde de akamete uğramış bir seyrin hikayesini yaşıyordu. Hava savunma sistemleri adım adım gelmeye başladı. Biz 20 sene öncesine döndüğümüzde %85 oranında yurt dışına muhtaç olan bir ülkeydik. Bütün kaynaklarımız yurt dışına gidiyordu. Bugün kendi projelerimizi dünyaya ihraç eden bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bugün itibariyle hava savunma sistemimiz bugünkü tehdit açısından yeterli düzeyde değil. Ama ilmimiz ve bu alandaki çalışmalarımız Roketsan Aselsan çalışıyor. TÜBİTAK'ın da çalışmaları var. Çalışmalar devam ediyor. Bu sözlerden de anlaşılacağı üzere savunma sanayi alanında Türkiye güçlü bir atak halinde. Çok önemli mesafeler de kat edildi ancak kem gözle bakanlara karşı tam caydırıcılık elde etmek için biraz daha zamana ihtiyaç var. Bir 10 yıl diyeyim tökezlemeden aynı tempoda ilerlemeye ihtiyaç var. İşte o nedenle etrafımızda artan tehditlerin, Türkiye'nin bu hedeflerine ulaşmasını engelleme gibi birincil derecede bir amaç taşıdığı aşikar. Bu anlamda yüksek bir farkındalık içinde olmak gerekiyor. Mehmet Acet, Haber7.com Hasan Öztürk, Selçuk Bayraktar Yapay zeka çok akıllı olabilir ama duygudan yoksun. Artık genç değilim. Yaşım 50'yi geçeli epey zaman oldu. Ama içimdeki meraklı çocuk hala hayatta ve o meraklı çocuğun meraklarının bir bölümünü gidermek için dün günü birlik Adana Şakirpaşa Paşa Havalimanı'na yolumu düşürdüm. Bu yıl yedincisi düzenlenen Teknofest'e ev sahipliği yapan Şakirpaşa Paşa Havalimanı'na vardığımda öncelikli olarak Kanal 7 Medya Grubu'nun standına yöneldim. Standta Kanal 7'den Ülke TV'ye, Radyo 7'den Haber7.com'a kadar grubumuzun tüm markaları vardı. Sonra onlarca teknoloji firmasının standını ziyaret ettim. Alandaki Gökbeyinden Kızıl Elmasına, Hürkuşundan Atak Helikopterine kadar birçok dikkat çeken savunma sanayi ve havacılıkta yerli milli araç, silah ve mühimmatı gördüm. Dahası iki aileyle tanıştım. Onları burada zikretmeliyim. Anne babalar evlatlarını Teknofest'e taşıyor. Akşam saat 19 suları olduğu için artık ziyaretçilerin azaldığı bir anda alanda yürürken arkamdan seslenildiğini işittim. Geriye döndüğümde tekerlekli sandalyede kırklı yaşlarda bir beyefendi, yanında eşi ve hemen onun elinden tutan 7 yaşlarında bir çocuk bana doğru geldi. Tekerlekli sandalyedeki beyefendi sizi burada görmek ne güzel diye söze başladı. Teknofest'e olan ilgisini anlattı ve kayıtlara geçirmem gereken şu cümleyi kurdu. Oğlum için Kahramanmaraş'tan geldik. Düşünebiliyor musunuz? Engelli bir vatandaşımız, tekerlekli sandalyeye mahkum bir vatandaşımız oğlunu ve eşini almış, Kahramanmaraş'tan çıkmış, Adana'ya Teknofest'e gelmiş. Gurur verici bir tablo. Vedalaştık, yürümeye devam ettim. Hürkuş'un önünde kendimce fotoğraf çekerken birinin seslendiğini işittim. Bir baba, yanında 6 yaşlarında bir erkek çocuk. Dedi ki ne güzel sizi burada görmek, oğlum uçaklara o kadar meraklı ki alıp geldim. Oğluyla tokalaştık, dedim ki en çok burada ne dikkatini çekti? Dedi ki şu kocaman olan, gösterdiği Baykar'ın ihası Akıncı'ydı. Selçuk Bayraktar bebekleri tehdit olarak görenler insanlık için tehdittir. Teknofest'i gezdikten sonra Baykar Yönetim Kurul Başkanı Selçuk Bayraktar'la Ülke TV Kanal 7 ortak yayınında buluştuk. Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Acetle birlikte biz sorduk, Bayraktar cevapladı. Örneğin İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'a yönelik saldırganlığının bizim için bir tehdit olup olmadığını sorduk. Selçuk Bayraktar, sadece Türkiye'ye veya bölge ülkelerine yönelik bir tehdit değil, insanlık için bir tehdit olduğunu söyledi ve ekledi: 200 bin yıllık insanlık tarihinde bebekleri tehdit görüp öldürenler insanlık için tehdittir. Selçuk Bayraktar'a İHA ve SİHA'daki son teknolojik gelişmeleri de sorduk. Savunma sanayindeki gelişmeleri de, uzay teknolojilerini de. Sorduğumuz soruların tamamına çok değerli cevaplar verdi. Bilmediğimiz birçok konuyu ayrıntısıyla anlattı. İzlemeyenler çok şey kaybetti. Benim dikkatimi çeken iki konu vardı. Sizlere burada nakletmek isterim. Bunlardan birincisi yapay zeka konusundaki düşünceleri. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yapay zekanın son tahlilde çok büyük problemleri çok kolay çözebilecek bir bilgisayar sistemi olduğunu anlattı. Ama çok basit günlük işlerle ilgili, insana dair meselelerde aklının henüz yetmediğini söyledi. Yani bir satranç ustasının 40 yıllık birikimini bir bilgisayara yüklersek, o yapay zeka ile o satranç ustasını o bilgisayar yenebilir. Ama aynı bilgisayarı robotlaştırıp, hadi benim ütümü yap dediğimizde, ütü yapma becerisinde hala yetersiz olduğunu söyledi. Buraya kadar tamam. Yapay zeka zeki fakat duygusuz. İkinci husussa varlığa dair olanlardı. Selçuk Bayraktar yapay zekanın çok bilgili olabileceğini ama duygu yoksunu olarak kalacağını söylüyor. Örnek olarak da aynen şöyle dedi. Babam vefat etti, ben üzüldüm ve ağladım. Yapay zeka ile donatılmış bir robot belki ağlayabilir ama duygu yoksunu olarak. Çünkü o ağlamanın arkasında sadece dönen çarklar var. Tıpkı saatin içindeki çarklar gibi. Duygudan yoksun, mekanik, Bayraktar insanın ve varlığın temelindeki inanç ve yaratıcıyla olan ünsiyete dikkat çekiyor. İşte bu küçük ama temel ayrımda dikkat çekerek gelecekte yapay zekanın insanlığa fayda ve zararı konusundaki kritik tartışmaya da bir yönüyle müdahil oluyor. Bayraktara göre yaratıcıyla yapay zekayı inşa edecek insanın kuracağı ünsiyet onun insanlığa hizmet etmesine neden olacak. Aksi durumda yaratıcıdan korkmayan veya onunla ünsiyet kuramayanların geliştireceği yapay zeka insanlık için bir sorun olacak. Selçuk Bayraktar'la yaptığımız yayın sadece Teknofest bağlamında yerli milli savunma sanayi uzay sanayi ve yazılım üzerine olmadı. Aynı zamanda insanlığa dair, insanın sınırlarına dair bir perspektif de içerdi ve çok keyifliydi. Yayın sonrası ayaküstü sohbetimizde ise İran'ın İsrail'e yaptığı misillemenin görünenden çok daha ötesinde hedeflere ulaşmış olabileceğine dair kritik cümleler kuruldu. Benden söylemesi, Adana Teknofest'ten hissemize düşen budur. Kalın sağlıcakla. Hasan Öztürk, haber7.com